Şu görmüş olduğunuz bir kafatası kemiği arkadaşlar. Küçük bebek olabilir bu. İnsan kemiklerinin içindeyiz. Yani bildiğin mezardayız şu an. Mezarın içindeyiz. Bu şurası. Şöyle görmüş olduğunuz kaval kemiği arkadaşlar. Buradaki alanla buradaki alanı şöyle bir ayırıyorlar. Bir set çekiyorlar buraya. Muhtemelen artık burası bir kürsü. Resmen burayı bir delmişler. Muhtemelen de içinden bir şey bulunmuş bunun. Çünkü çok profesyonel gelmişler. Yani bilerek adam nokta atışı bakın etrafı kazmamış. Direkt bu noktayı kazmış. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni, yine şahane, yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün Aydın Söke'ye bağlı Güllübahçe köyündeyiz. Neden buradayız? İzleyenler biliyorlardır. Videolarımızı takip edenler konuya aşinadır. Terk edilmiş yerleri, gizemli yerleri, eski yapıları, eski anıtları gezmeye devam ediyoruz. Bugün Aydın Söke Güllübahçe köyünde yine eski, terk edilmiş bir yapı bulduk arkadaşlar. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu yapı Aziz Nikolaos Kilisesi. Çok eski bir tarihi var, çok eski de bir hikayesi var. Şimdi içeriye gireceğiz. Güzelce kiliseyi baştan sona gezeceğiz. Size çok ilginç, çok gizemli yerler göstereceğim. Hazırsanız videomuz başlıyor. Buyurun tura geçelim. Şöyle çok güzel eski, ne denir artık bunlara? Arnavut kaldırımı mı denir? Öyle bir yol burada hala hakim. Burası bir Rum köyü arkadaşlar. Çok eski bir Rum köyü. Zaten bu kilise de yine Rumlardan kalma. Kilise içeriye girdiğimizde yine daha güzel göreceksiniz. Kilise çok bakımsız arkadaşlar. Çok perperişan durumda. Hatta birçok izleyenlerimizin yine videolarımızın altına yorum yaptığı gibi burada da işler acısı bir durum olduğunu göreceksiniz ve bunu mutlaka yorumlara yazacaksınız diye tahmin ediyorum. Kilisenin hemen kapısında şöyle bir bilgilendirme notu var arkadaşlar. 1821 yılında aynı yerde bulunan bir başka kilisenin üzerine Hristiyan aleminin en önemli azizlerinden Aziz Nikolaos yani Noel Baba adına Gelebeçli Rumlar tarafından inşa edilmiştir diyor. İki kademeli bahçe içinde yer alan kilisenin dıştan dışa ölçüleri yaklaşık 26'ya 13 metredir. Doğu batı yönünde dikdörtgen plana sahiptir. İki apsisli ve iki nefli. Önünde narteksi ve narteks üzerinde çan kulesi yer alır. Şöyle küçük bir bilgilendirme notu da burada vardı. Bunu da size paylaşmadan geçmek istemedim. Sonrasında arkadaşlar şöyle küçük bir kapı. Bu kapıdan içeriye girdiğimizde kocaman bir bahçesi olan bu kilise bizleri burada karşılıyor. Şu an yapı bu tarafımızda. Çok ağaçtan belki bunu göremiyorsunuz ama birazdan detaylı görmeye başlayacaksınız. Bahçenin içinde daha şimdiden baştan söyleyeyim bir ilginç yapı daha var. Küçük bir oda var arkadaşlar. İçinde insan kemikleri dolu. O dönemlerde burada ölmüş insanların kemikleri bunlar. Birazdan size zaten onu detaylı da yine göstereceğim. O kemiklerin yanına da girmeye çalışacağız. Şöyle bakımsız kilisemizi size göstermeye başlayayım. Kilisenin içine az önce girdik. Küçük bir keşif yaptık zaten. Kilisenin içi biraz ürpertici. Biraz insana soğuk gelen bir yapı. Dış duvarları, dış yüzeyi harika arkadaşlar. Kesme taşları direkt üst üste birleştirmişler. Yapı dışarıdan bakıldığında çok dört dörtlük, çok muazzam bir şekilde ayakta duruyor. Ama içerideki görüntü birazdan sizi yanıltabilir. Şu an daha karar vermeyin derim ben size. Burası arkadaşlar 3. yüzyılda yaşamış olan Aziz Nikolaos. Yani kimdi? Noel Baba. Antalya'da, Demre'de yaşamış. O Noel Baba adına yapılmış olan İki tane yapı var arkadaşlar Türkiye'de. Bir tanesi şu an Antalya'da Aziz Nikolaos Kilisesi. Diğeri de yine şu an yanında bulunduğumuz Aydın Söke Güllübahçe Köyü'nde. Aziz Nikolaos Hristiyan aleminin en önemli din liderlerinden arkadaşlar. O dönem çok yardımseverliğiyle, hayırseverliğiyle bilinen, zaten daha sonra da günümüzdeki Noel Baba karakteriyle bağdaştırılan Aziz Nikolaos. Çok önemli bir adammış Hristiyanlar için. O yüzden onun adına Antalya'daki yapı çok güzel, çok ayakta hala. Hatta araya bulabilirsem
Oradaki yapıyla ilgili bazı görüntüler de atarız. Onları da size göstermeye çalışırım. Orası çok güzel. Dört dörtlük ayakta kalmış. Fakat buradaki o şekilde maalesef olamamış ve işin handikapı şöyle. Antalya'da yapılan yapı çok daha eski. Buradaki yapı yeni. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bu bina yaklaşık 200-250 yıllık bir yapı. Ona rağmen buranın bu kadar tahrip olması birazcık sahiplenilmediği anlamına geliyor. Fakat Antalya'daki yapı dört dörtlük ayakta arkadaşlar. Buradaki yapı ilk önce 13. yüzyılda yapılmış. 13. yüzyılda yine burası bir kiliseymiş. Fakat daha sonra o kilise yıkılmış. Aynı kilisenin üzerine bu yapıyı 1821'de yapmışlar. O yapının üzerine yapıldığı için artık o ilk yapılandan hiçbir eser, hiçbir kalıntı, hiçbir kanıt maalesef yok. 1821'de bu yapılmış. Mübadele döneminde de Rumlar biliyorsunuz çekmiş gitmiş. Daha sonra bizim buradaki bölge halkına kalan bu yapı cami olarak kullanılmış. Cami olarak kullanılmış ama bir süre sonra artık kiliseden bozma bir cami olduğu için herhalde insanların içine sinmedi. Köyün içinde de zaten daha yeni daha güzel camiler de yapıldı. O dönem artık burası da yine özelliğini kaybetti ve böyle atıl bir yapı olarak kaldı. Şu an pek bir kıymeti yok. Nedendir anlamıyorum. Bakanlık da sahip çıkmamış, bir ayağa kaldırılmamış, bir restorasyon yapılmamış. Bir sürü haber var. Senede bir haberciler geliyor. Diyor ki bu sene restorasyon başlayacak diyor. Ama hiç başlayan bir şey yok. Şöyle ufaktan şimdi ben sizi içeriye doğru bir götüreceğim bakalım. İçeride çok güzel, çok şahane görüntülerle yine devam edeceğiz zaten. Yıkıntı, döküntü buradan başlıyor arkadaşlar. Görüntü buradan başlıyor. Burası kilisenin ana giriş kapısı. Diğer tarafta bir küçük kapı daha var ama bunu daha çok şöyle protokol kapısı olarak düşünebilirsiniz. Diğer taraftaki kapı küçük. Artık oradan hizmetliler mi giriyordu? Ya da asıl belki ibadet edecek olan kişiler buradan giriyordu. Belki de buradan rahip ayrıcalıklı bir kapısı vardı. Oradan giriyordu. Konuya çok hakim değilim açıkçası. Yani şimdi tavanlardaki artık freskler, boyalar, betimlemeler her şey gıcır gıcır duruyor hala. Burası bahsettiğim gibi artık 1821 yılında yapılan halini görüyorsunuz. Daha önceki o 13. yüzyılda yapılan halinden eser yok. Çok eski olmayışından diyebiliriz. Belki de bir dağın sırtında kurulu. Artık rüzgar gibi, güneş gibi o faktörlerden uzak olduğu için de yıpranmamış olabilir. Onunla alakası da olabilir. Şimdi zaten içeriden size bol bol detaylı bunları göstereceğim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra kiliseye geldik. Şöyle derinlemesine giden çok güzel bir görüntüsü var ilk içeriye girdiğimiz zaman. Burası dediğim gibi giriş kısmıydı. Asıl absis bölümü biliyorsunuz. Rahiplerin ayin sırasında dikeldikleri, bulundukları alan en arkada. Şimdi yavaş yavaş o derinliğe doğru geçeceğiz zaten. Kilisenin derinlemesinde böyle bir görüntüsü var. İçeride böyle akustikte bir ses de var. Böyle bir yankı yapıyor, bir ahenk de var içeride. Kolonlar hala ayakta duruyor. Şu an zaten bu alanda herhangi bir kolon yokmuş. Bu alan açıklıkmış ve hala açıklık şekilde duruyor arkadaşlar. Tabii onun dışında hemen neye değinmek lazım burada? Tahribata değinmek lazım. Yani burada doğal yollardan bir tahrip de söz konusu. Ama bence o çok küçük. Asıl büyük bir tahrip söz konusu ki insan elinden olmuş. Her yer yıkılmış, her yer dökülmüş, yazılar yazılmış. Yani oysa ki duvarlara bakıldığında daha o beyaz duvarları ayakta. Tertemiz duruyor. O alçılar, yani bu işlemeler, bu süslemeler, her şey ayakta. Tüm detaylar, küçük küçük detaylar bile hala ayakta olmasına rağmen insan elinin değdiği yerler berbat durumda olmuş. Sprey boyalar, yazılar yazılmış, içkiler içilmiş, ateşler yakılmış. Belki de burada adamlar mangal yaptılar yani. O tarafı rezalet. O tarafa hiç değinmek bile istemiyorum açıkçası. Tabii bunun yanı sıra defineci abilerimiz de mutlaka uğramıştır buraya. Sonra arkadaşlar burada hemen şöyle küçük birkaç tane basamak var. Hemen ne yapıyorlar? Buradaki alanla buradaki alanı şöyle bir ayırıyorlar. Bir set çekiyorlar buraya. Muhtemelen artık burası bir kürsü. Burada din adamı çıkıyor. Buradan bahsedecek olduğu şeyleri bahsediyor. Bahsetmiş olduğum gibi absisler var demiştik yine. Burada bir absisimiz var. Orada da yine yan absis var. Şu ortadaki bölümde yine üzerine mumları koyuyorlar. Burada mumları yaktıkları, ayinlerde, törenlerde mumları yaktıkları alanlar var burada da yine. Muhtemelen din görevlisi buraya dikeliyordu. Diğer vatandaşlar da yine ayinlerde karşıda duruyordu. Burada muhtemelen artık düğün törenleri de yapılmıştır. Değil mi? Hristiyanların düğün törenleri burada yapılıyordu. Düğün törenleri de yapılmıştır. Artık önemli dini günlerde, gecelerde burada dualar yapılmıştır.
Burası bayağı aktif olarak. Nasıl bizim camilerimiz aktif? Değil mi hepimiz İslam aleminde? Burası da yine aktif olarak Hristiyan alemince kullanılıyormuş. Aziz Nikolaos çok önemli bir din adamı demiştik arkadaşlar. O dönemlerde ölen Hristiyanlar, vefat eden Hristiyanlar mutlaka ve mutlaka buraya gömülmek istiyorlarmış. Diyorlarmış ki o kilisenin bahçesine gömülmek istiyoruz. Şimdi hal böyle olunca da bu kilisenin bahçesine bunlar gömülünce de kilisede artık bir süre sonra yer kalmıyor. Mezar. Her yer mezar doluyor. Zaten küçük de bir bahçesi var. Yer kalmıyor. Peki ne yapıyorlar? Sürekli yine ölen oluyor. Sürekli yine buraya gömülmek isteyen oluyor. Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Bir süre sonra bu ölenlerin artık mezarını açıyorlar. İçinde biliyorsunuz hiçbir şey yok. Kemik kalıyor sadece. Bu kemikleri topluyorlar arkadaşlar. Çıkartıyorlar. Boşalan mezara da yenisini gömüyorlar. Peki içinden çıkan kemikleri ne yapıyorlar? Onların da tabii ki ölülerine saygıları var. O içinden çıkan kemikleri de biraz sonra geçecek olduğumuz bir oda var. Kemik odası. Kemiklik diye yazıyor kapısında zaten. O odaya dolduruyorlar hepsini. Derin bir oda. Birkaç insan boyunda. O odaya kemikleri atıyorlar. Yine artık ölülerine saygı anlamında kemikleri orada biriktiriyorlar. Yeni artık açılan boş mezara da yeni bir vefat eden kişiyi gömüyorlar arkadaşlar. Dedikten sonra az önce de yine bahsetmiştim. Burada defineciler tarafından da bir tahribat söz konusu olmuş diye. Videodan önce küçük bir keşif yapmıştık zaten o turda da. Şöyle bir şey fark ettik. Defineciler burada mesela neler yapmışlar? Hemen çok böyle bariz gözümüze çarpan arkadaşlar. Burada profesyonel mesela bir define aranmış. Adamlar bayağı bildiğimiz günümüzde karot makinesi diye bildiğimiz o karot makinesi gibi bir şeyle resmen burayı bir delmişler. Muhtemelen de içinden bir şey bulunmuş bunun. Çünkü çok profesyonel gelmişler. Yani bilerek adam nokta atışı bakın etrafı kazmamış. Direkt bu noktayı kazmış. Oradan artık haritayla mı yoksa artık eski Rumların gelip bir yön göstermesiyle mi yol göstermesiyle mi yapılmış bilmiyorum ama bu delikte bir şeyler aranmış bir şeyler bulunmuş. Ben günümüzde hala daha şunları duyuyorum arkadaşlar. Bu köyden göçüp giden Rumların akrabaları var. Değil mi? Gittikleri memlekette hala yaşayanlar var. Yaşayanların akrabaları var. O dönem yaşayanların akrabaları. O akrabalara vasiyet edilmiş noktalar var. Diyor ki, dedesinin dedesi. Aydın'ın diyor, Söke ilçesinde diyor, atıyorum. Biz orada yaşıyorduk oğlum diyor. Orada diyor bir kilise vardı diyor. O kilisenin diyor, kapıdan içeri girince, atıyorum işte dördüncü penceresinin altına diyor, biz bir şey gömdük oğlum diyor. Paralarımızı oraya sakladık kaçarken diyor. Bunu vasiyet ediyorlar şu anki yaşayan akrabalarına. Onlar da arkadaşlar gelip bu noktalarda çok küçük bir kısmı yasal ama geri kalanı yasa dışı araştırmalar yapıyorlar. Kendileri yapamasalar bile artık memlekette bu illegal işlerle uğraşan kişileri buluyorlar. Onlara yaptırtıyorlar. Muhtemelen mesela buradaki nokta atışı bir kazı yapılmış. Burayı bilen biri kazmış. Belki bir vasiyetle, bir haber uçmasıyla ya da bir harita eline geçmesiyle burada böyle bir kazı yapılmış. Yüksek ihtimalle de bir şey çıkmış. Çünkü etrafta bir tahribat yok. Bulamasa adam etrafını da deşerdi. Tek noktadan bu işi bitirmiş geçmiş. Daha sonra yine kilisenin hemen o giriş bölümündense bu tarafta bir alan daha var. Şöyle bir geniş alan daha var. Burada yine zemindeki o günkü taşları bile duruyor arkadaşlar. Hani günümüzde artık ne deriz? Seramik, fayans, kalebodur, mermer. Ama bunlar taş. Bu taşlar hala daha yerde duruyor. Taşların üzerinde hatta bazı betimlemeler var yine kesme şekliyle. Bazı yazılar yazılmış buraya da. Bu taşlar hemen yakınımızda Priyen antik kenti var. Milet antik kenti var. Oradaki taşlara çok benzer. Bu bölgenin mermerleri olabilir. Burası çok önemli bir nokta arkadaşlar. Çok önemli bir konumda. Buradan yaklaşık bir 5 dakika öteye gittiğimizde Priyen antik kenti var. Bir 15 dakika öteye gittiğimizde Milet antik kenti var. Ve burası, şu an bulunduğumuz bu konum denize sıfırmış arkadaşlar. Burası deniz kenarıymış biliyor musunuz? Yüksek bir noktadayız, dağdayız. Ama burası denize sıfır bir noktaymış. Deniz buradan şimdi 15 kilometre kadar geriye çekilmiş. Didim tarafına doğru kaymış. 3500 sene sürmüş arkadaşlar. Denizin bu körfezden çıkması, bir 15 kilometre uzağa çekilmesi 3500 sene sürmüş. Bununla ilgili bir animasyon vardı. Onu da bulabilirsem hemen şimdi burada size gösteriyorum. Denizin nasıl çekildiğini gösteren çok da güzel anlatılan bir animasyon. Devam ediyoruz yine. Kilisemiz zaten küçük. Çok fazla ayrıntı, çok fazla detay olmasına rağmen hepsi bir arada. Mesela özellikle size şunu göstermek isterim. Şurada bir ahşap var bakın. Bu ahşap gerçekten de orijinal, o günden kalma. Ya zaten burada her şey orijinal. Burada hiçbir tadilat yok, hiçbir onarım yok, hiçbir bakım yok.
Burada gördüğünüz en küçük çakıl taşı bile o günlerden kalma. Muhtemelen bu ahşap bütün kolonların arasında vardı. Hatta bazı yerlerde zaten giriş noktaları var. Gerisi yok. Onlar sadece kalmış. Her köşede çok güzel pencereler. Çok güzel ahşap, üzerleri ahşap ve hala da işlemeleriyle, süslemeleriyle duran o pencereler var. Şurada da yine bir apsis benzeri bir yapı var. Hatta size şuradaki apsisi gördükten sonra en baştaki apsiste bir kalıntı vardı. Onu göstermek istiyorum size. Ufaktan o tarafa doğru geçelim. Onu da atlamayalım. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Yanına gittiğim zaman size onu bahsetmek istiyorum. İçerisi serin, içerisi ferah. Dışarıda hava yanıyor. Çok sıcak bir günde geldik biz de. Şimdi şuradaki apsiste şöyle küçük bir detay var arkadaşlar. Size onu göstermek istiyorum. Muhtemelen çok yüksek ihtimal o günlerden kalma. Şöyle yakından da göstereceğim zaten. Bir kağıt parçası arkadaşlar burada. Sarı ve mavi bir kağıt parçası. Üzerinde hala artık Rumca, Yunanca bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Hala da o günkü yazılar var burada bakın. Tabii tahribata uğramış. Ortasında yırtmışlar, parçalamışlar ama artık o günü anlatabilecek olduğumuz, hani burada bir kalıntı bulmaya çalışıyorum sizin için. Onlardan bir tanesi. Küçük bir detay. Bunu çıkmadan size göstermek istedim zaten. Şöyle genel genişten şurayı size bir göstereyim. Derinlemesine şöyle bir bakın. Yüksek, çok da yüksek bir yapı burası. Tavanlarda yani hala bir rutubet bile göremiyorum arkadaşlar. Yapan adam gerçekten de o dönem işçiliği konuşturmuş yani. Renkler, şu mavi betimlemeler, alçılar muhteşem yani. Tavanda hatta bir zincir, kelepçe bir şeyler var orada, bağlı demir bir şeyler var. Hepsi duruyor, yerli yerinde duruyor. Buradaki en büyük soru işareti buraya niye sahip çıkılmadığı. Yani bir tane el değmemiş buraya ve korkunç tahribata uğramış. Bu kilise köyün tam göbeğinde, bir sürü evin arasında burası. Yani insanlar burada tık deseniz, çıt deseniz insanlar duyarlar bu sesi. Ama benim anlayamadığım insanlar, yani buranın kendi halkı da, buranın yerli halkı da buraya pek sahip çıkmamış gibime geliyor. Çünkü şimdi çok küçük bir yer burası, köy yeri. Ben burada şimdi elime taşı alsam, duvara tak 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 vursam, eminim hemen bir üç kişi gelir buraya yani ne oluyor diye. Bir de biz yabancı isim, dışarıdan geldik. Bir dikkatlerini çeker. Ama demek ki burayı böyle müsaadeliymiş gibi zarar verenler kimsenin dikkatini çekmemiş. Bu da ne demek oluyor? Ya artık bu köy komple evde yokken gelmişler buraya. İmkansız. Ya da buranın insanları artık ufak ufak içeride oturdular. Ne bileyim, dilim bile varmıyor ama küçük küçük burada tahribatlar yarattılar. Aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Şimdi kilisenin içinde yine çok farklı, çok fazla anlatabilecek olduğumuz pek bir şey yok gibi. Daha çok ilginizi ve dikkatinizi çok fazla çekeceğine inandığım şu kemik odasına geçmek istiyorum şimdi. Çok küçük bir yapı. Şöyle birkaç metrekarelik bir alan, derin bir oda. İçinde yüzlerce insan kemiği var. Ölenlerin hepsini oraya doldurmuşlar. Şimdi bakalım o odaya çukur biraz inebilirsek, oraya girebilirsek zaten oradaki çukurdaki izlenimleri, hissiyatı size anlatmak istiyorum. Bakalım girebileceğiz mi zaten. Ne diyelim? Oraya geçiyoruz o zaman. Oradan devam edeceğiz. Evet, şimdi az önce bahsetmiş olduğum o kemik odasının önüne geldik arkadaşlar. Hemen böyle kapısında yine bir bilgilendirme notu var. Kemiklik şeklinde yazıyor burası. Hristiyan mezarlıklarda yeni gelenlere yer açmak için topraktan çıkarılan kemiklerin konduğu yere denir. Böyle uzun bir metin var. Geri kalanı çok detay zaten. Onları çok okumaya gerek yok. Odanın ölçüleri var. 5 metre, 35 metre falan bir şeyler yazıyor. Herhalde 35 de değil, bunun boyu. Üzerinde birkaç kat daha olduğu söyleniyordu. Şu an tabii üzeri yok. Tek katlı bir şekilde kalmış. İşte arkadaşlar burası küçücük bir oda. Bütün kemikleri içine doldurmuşlar. Şimdi bir içine göz atalım. Ondan sonra zaten bir içine girmeyi deneyeceğiz bakalım başarabilirsek. Şöyle buyurun bakalım içeride. Şimdi bizi neler bekliyor şeklinde bir geçelim. Evet, yaklaşık az önce de bahsetmiş olduğum gibi 3 metre falan yüksekliği var. Bir sürü kemik arkadaşlar. Bir sürü bolca kaval kemikleri görüyorum buradan. Çünkü uzaktan bakıldığında en detaylı onlar görülebiliyor. Hatta şöyle size de bakın göstermek istiyorum. Bir sürü kemik. Şu manzarayı her zaman her yerde görebilecek olduğunuz bir manzara değil zaten. Bunlar o dönemden kalan
burada yaşayan insanların, buraya defin edilen insanların kemikleri çok fazla yer kalmadığı için artık bunları kazarak buradan çıkartmışlar. Buraya koymuşlar ve boşalan mezarlara da yeni definler gerçekleştirmişler. Şimdi bakalım bir aşağıya inmeyi deneyeceğim. Aşağıdan daha yakından neler görebiliyoruz, nasıl bir hissiyat var, bunu size göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi arkadaşlar, kemiklik diye bahsettiğimiz o odanın içindeyiz, o yapının içindeyiz. Nasıl bir hissiyat var öncelikle onu merak ediyorsunuzdur. Hiç iyi bir hissiyat yok arkadaşlar. Yani resmen ölmeden mezara konuldum diyorlar ya, şu an o duygularlayız. Her taraf kaval kemikleri arkadaşlar burada. İnsanların kaval kemikleriyle dolu burası. Şöyle şunu... Bu şurası. Şöyle görmüş olduğunuz kaval kemiği arkadaşlar. Yani ya bu vatandaş çok iriceymiş ya da bilmiyorum kaval kemiği mi böyle olur. Ama o zamanki insanları biliyorsunuz çok iri, çok yapılı insanlarmış zaten arkadaşlar. Bakın hatta ne göstereceğim şimdi size. Şu görmüş olduğunuz bir kafatası kemiği arkadaşlar. Küçük bebek olabilir bu. Biraz küçük, minik çünkü. Bu bir kafatası kemiğinin parçası. Burada özellikle insanların kafatasları varmış. Fakat bu kafataslarını alıp buradan yurt dışında bazı müzelere götürmüşler arkadaşlar, tarihçiler. Biliyorsunuz her zaman bizim buralarda böyle bir talan söz konusu. Buradan onlar götürülmüşler. Bunu daha önceki videoların bazılarında duymuştum. Bakın şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim. Şu arkadaşlar, şu şöyle gösterebiliyorum size. Bu bir neydi? Bu omuriliğin bittiği yer arkadaşlar. Artık tam belimizde bulunan. Uyluk kemiği miydi acaba? Adını tam bilmiyorum ama. Tam bu belimizde bulunan artık. Omuriliğin bittiği. Aşağıdaki şöyle şu nokta artık yani nasıl göstereyim bilmiyorum. O kemik bu. Burada gerçekten hissiyat kötü arkadaşlar. Yani insan kemiklerinin içindeyiz. Yani bildiğin mezardayız şu an. Mezarın içindeyiz. Her tarafta yüzlerce binlerce kemik. Yani burası bile bakıldığı zaman hani tarihi açıdan ilgi çekici mi? Kesinlikle ilgi çekici. Fakat burayı sahiplenen niye yok? Yok. Bak yukarılarda da yine gösterebilirsek mesela. Küçük pencereler. Oralar bile kemikmiş. Yani şöyle hayal edin, burası ağzına kadar kemikmiş arkadaşlar. Artık buradan tahribatlarla o dönemde yine yaban hayvan vardır. Girmiştir buraya. Kemik götürmüştür. Yemiştir. Bir şeyler yapmıştır yani. Bir şekilde bunlar buradan yok olmuş gitmiş arkadaşlar. Sahip çıkılmamış. Her tarafta koca koca kemikler arkadaşlar. Yine çok ilginç, çok değişik kemikler şuradan. Şöyle size göstermeye çalışayım. Artık şu ne kemiği bilmiyorum yani. Şöyle koca bir kemik. Bu da yine bel, sırt bölgesi falan mıdır bilmiyorum. Gösterebilecek olduklarım bunlar. Kaburga kemikleri var, ince küçük kemikler falan var. Bebek kemikleri var arkadaşlar. Minik, çok küçük bebek kemikleri var aşağıda. Yani buraya gelip görmenizi bir isterim. İçine girmeden tabii, herkes için atlamasın. Biz atladık, içini çekmiş olalım. Siz bir gün yolunuz düşerse bu bölgeye gelin görün derim. Küçük minik kafatası kemikleri de var. Yani bebek de var burada arkadaşlar. Kadın da var, erkek de var. Doğan, büyüyen herkes. O dönem demek ki hatırı sözü geçen herkes buraya defin edilmiş. Defne edildikten sonra da artık yer kalmayınca buraya kemikleri aktarılmış.
Evet, kıymetli izleyenler. Bugün de yine böyle video ile karşınızda olmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ilginizi çeken görüntüler yakalayabilmişizdir. Umarım şahane bir video sizlere izletirebilmişizdir. Artık biz buradan ayrılıyoruz. Yeni videolar peşindeyiz. Şahane videolar var. Ne planlamalar var, ne çalışmalar var. Çok güzel videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bu videoya da bir tane like atmayı sakın unutmayın. Her yoruma cevap veriyorum. Aklınıza ne takılırsa takılsın muhakkak yorumlara yazın. Ve bu arada sizden de bir yardım istiyorum arkadaşlar. Etrafınızda böyle gizemli yerler, terk edilmiş yerler, çekilmesini düşündüğünüz yerler varsa muhakkak bize bildirin. Hemen biz de gidelim oralara, çekimlerimizi yapalım. Herkese izlettirebilelim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bize müsaade. Allah'a emanet. Hoşça kalın.